Mahallelerinin Taksim Gezi Parkı'ndan ki görüntülerini izliyorsunuz. İş makineleri çalışıyor. Taksim Gezi Parkı girişinde yıkım başladı. Evet, bir işgal ordusu gibi adeta demiştik. Revirlere saldırıyor, halkına saldırıyor ve verdiği sözü çiğneyerek hükümet Gezi Parkı'nda yıkıma başlamış durumda. İş araçları çalışıyor. Gezi Parkı'nda. Tayyip Erdoğan az önce şöyle bir söz söylemiş, bindirilmiş kıtalarına. Marmara ölçeğinde para ile, belediye zoru ile bütün ulaşım olanakları seferber edilerek, belediyenin bütün araçları seferber edilerek, metrobüs ulaşımı ücretsiz kılınarak Tayyip Erdoğan bir kitleye sesleniyor. Evet, nedir? Tayyip Erdoğan şunu demiş. Gezi Parkı'nı kurtardık, halka teslim ettik. Şu anda görüyorsunuz Gezi Parkı'nı ekranda. Orada sadece Gezi Parkı'nı yıkan iş araçları var. Başka da bir şey yok. Öğrenci kolektifleri Ankara'dan bir paylaşımı var. Halk otobüsleri tomaların önünde halkı koruyor. Evet, öğrenci kolektifleri Twitter'dan paylaşmış. Halk otobüsleri tomaların önünde halkı koruyor demiş. Ankara'daki direnişçiler, çapulcular. Evet, Tayyip Erdoğan yine iç savaş diliyle mitingini başlattı. Bütün olanaklar seferber edildi bu AKP mitingi için. Sarıklı cübbeli militan kadrolar tekbir sesleriyle Müslüman uyuma memlekete sahip çık diye Fatih'te kitle toplamaya çalıştı. Metrobüs seferleri ücretsizdi. Taksim'e çıkan yollarda ulaşım yasak. Her taraf polis tarafından çevrilmiş durumda. Yurdun dört yanından polis ve jandarma getirilmiş durumda. Ama Tayyip Erdoğan... Evet, Sol Haber Portalı az önce bir son dakika bilgisi geçmiş. Polis Taksim'de Hazopulo geçidindeki çaycılarda oturan herkesin maskelerini ve baretlerini zorla toplamış. Polis Hazopulo geçidindeki çaycılarda oturan herkesin maskelerini ve baretlerini zorla toplamış. Solüsyonları dökmüş. Yani korunmak için, gazdan korunmak için alınan solüsyonları dökmüş. Ve niye diye soranlara da keyfimizden diye cevap vermiş. Az önce o polis burada gaz bombasından etkilenmişti ve peçete dileniyordu. Şimdi de Hazopulo'ya girmişler ve insanların gaz bombasından korunmak için yanlarına getirdikleri solüsyonları, maskeleri toplamışlar ve insanlara hakaret ederek, adeta dalga geçerek onları bu saldırı altında savunmasız bırakmışlar. Evet, saatlerimiz 6.30'a yaklaşıyor. Yani 22 saattir İstanbul'da kesintisiz direniş sürüyor. Ankara'da ne var? Güven Park ve GMK bulvarına yapılan son saldırılarda gözaltılar yaşanmış. Kaç kişinin gözaltına alındığı bilinmiyor. Kurtuluş yönünde çok ciddi bir kalabalık vardı. Polis şiddetle saldırdı. Polisin bu şiddetli saldırısının ardından kitle evlere dağılmıştı. Evet, ve sonra barikatların arkasında toplananlar barikatları ateşe vermişti. Evet, onları görüyor. Bu resimleri görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlarım bazı marjinal polislerin deniz gözlüğüyle geldiğini söylemiş. Maske demek rahatsız etti. Şu an Gezi Parkı'ndaki yıkımı görüntülüyoruz. Evet, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi'nden Gezi Parkı'ndaki yıkımı görüntülüyoruz. Ağaçlar söküldü. Bunun fotoğrafları sosyal medyada yayımlandı. Sanırız ilgili arkadaşlar da bu yıkımın, bu sökümün görüntülerini haber sitelerine aktaracaktır. Şu anda Gezi Parkı'nda yıkım başladı. Yıkım var. Tayyip Erdoğan ne diyor? İşte şu an görüyorsunuz, kimse yok. Kimsenin girmesine izin verilmiyor. Tayyip Erdoğan Gezi Parkı'nı kurtardık, halkın kullanımına açtık diyor Gezi Parkı için. Burada sarı basın kartı olmayan gazeteciler ring girişine dahi izin verilmiyor. Gözaltına alınan gazeteciler var.
Yaralanan gazeteciler var. Eylemciler doğrudan hedef alınarak gaz bombası fişekleri ateşleniyor, plastik mermiler ateşleniyor. Şişli Etvali'de çok sayıda yaralı var. Tayyip Erdoğan işte sahneye yansıyan yıkım görüntüleri sahneye yansıyor canlı olarak. Tayyip Erdoğan ne demiş? Gezi Parkı'nda İBB ekipleri çiçeklendirme çalışması yapıyor. Gerçek çevreciler iş başında demiş. Evet, çiçeklendirme çalışması bu yıkım araçlarıyla mı yapılır? Herkesin takdirine bırakıyoruz. Tayyip Erdoğan oraya topladıklarına aptal muamelesi yapıyor. Buraya topladıklarına da düşman muamelesi yapıyor. Bir iç savaş ordusu komutanı gibi ve biliyoruz gün içinde çok sayıda AKP mitingine katılan militan AKP kadroları ile gösterilere katılanlar arasında yer yer gerginlikler yaşandı. CHP aracına saldırı düzenlendi. Bir CHP'li hastaneye kaldırıldı. Bu Taksim direnişine gelen çok sayıda kişi bu saldırılarda ağır yaralandı. Polisin saldırılarında ama bu saldırılara sivil AKP'nin militan kadrosuna katıldığını biliyoruz. Militan kadro diyoruz çünkü bütün AKP seçmeninin bu şekilde davranmadığını biliyoruz. Hatta dünkü o insanlık dışı saldırıda Gezi Parkı'nda da AKP üyeleri vardı. Ekranlara getirmiştik bunları. Elimize ulaştırmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Elimize geldiğinde Gezi Parkı'ndaki yıkımın fotoğraflarını, ağaçlar söküldü taşındı. Bu fotoğrafları size ekrana yansıtmaya çalışacağız. Evet, 2 dakika biz buradaki aktarımlarımıza devam etsin. 1 dakika sessiz gideceğiz. Daha sonra tekrar birlikte olacağız.